Herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sanatçı, ressam Ramazan Bayrakoğlu'nun İzmir'de bulunan atölyesindeyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederiz bu dar vakitte kapanma öncesi bizleri kabul ettiğiniz için, atölyenizin kapılarını açtığınız için. Büyük keyif. Ve son 1,5 yıldır atölyeye kimseyi kabul etmediğinizi de biliyorum. Kapılarınız kapalıydı. Evet. Ne mutlu bana. Kendimi çok şanslı hissediyorum burada olduğum için. Vallahi sürpriz oldu. Benim için de sürpriz oldu. Düşünmüyordum ama böyle bir iş için açmaya karar verdik. Yani ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok artık. Evet. Çok istekli gördüm seni ve artık geri döndüremezdim diyorsunuz. Ya evet. Yani zamanı da gelmişti aslında. Diğer sanatçı arkadaşlar çok istiyorlar gelmeyi. Yani ne yapıyorum söylemiyorum. İşte küçük küçük ipuçları veriyorum ama tam olarak ne yaptığımı bilmedikleri için çok merak ediyorlardı. Ama zaten yakın zamanda bir sergi programı vardı. Yani evet. Ama bu şeyle kapanmayla beraber o da ertelendi. Muhtemelen Ekim'e ertelenecek o iş. Dolayısıyla zaten işi ortaya çıkaracaktım. Tam da zamanı gelmişti ve çok da iyi bir projeyle senin projenle şey oldu. Yani kapıyı açmış olduk böylece. Çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Tabii ben sizin büyük bir hayranınız olarak sizi çok iyi tanıyorum. Ama konuklarımız için biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Sanat eğitimi aslında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldım. 1984 girişliyim, resim bölümüne girdim. Resim bölümünün kuruluş yılları, yani kurulduktan bir yıl sonra resim bölümüne başladım ben. İlk girenlerden biriyim. İlk mezun olanlardan biriyim. Ne güzel. Yani yüksek lisanslı doktora da aynı şeyde yaptım. O dönemde kadro çok şey değildi, kalabalık değildi. Dolayısıyla asistana ihtiyaç vardı. Okulda da hiç asistan yoktu. Lisansı bitirir bitirmez asistan olarak başladım. Hem yüksek lisans hem asistanlık beraber başlamış oldu. Sanat yeterliği de 950 yaptım. Aynı zamanda işte 25-27 yıllık bir şeyim var, akademik sürecim var hoca olarak. Yani çok keyif alarak yaptığım bir şeydi akademisyenlik. Ama sanatla akademisyenlik çok yorucu olmaya başlamıştı. Yani profesyonel olarak çalışmaya başladığınızda yaşam ritminiz inanılmaz artıyor yani. Dolayısıyla okuldaki veriminiz düşmeye başlıyor. Sanat mı, akademi mi? Yani sanat bana çok daha kışkırtıcı gelmeye başladığı için yaptım. Emekliliğim gelir gelmez ilk gün emekli olup yaptım. Profesyonel olarak sanatçılığa devam ettim açıkçası. Benim sizinle aslında tanışma hikayemi birazcık size paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum. Ben İstanbul'da eğitim gördüm Yeditepe Üniversitesi ve bir gün İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'ne gittim. Böyle salona girdim, yürüyorum. Böyle kocaman bir yangın resmi. Aman Allah'ım, beni benden aldı. Gerçekten siz olduğunuz için söylemiyorum karşımda ama inanılmaz çarpıldım. O işte kızıl, kahverengi tonların birbiri içerisindeki erimesi, sonra o gökyüzüne doğru yükselen dumanlar ve bir evin yıkıntı hali. Gerçekten içsel bir şey hissettim orada. Onunla bir temasa geçtim. Tabii ki uzaktan izliyorum. Çok büyük boyutlu bir resim ve dedim ki herhalde yağlı boya ya da akriliktir etkisi. Daha çok yağlı boyadır dedim. Çok güzel parlıyor işte şeyleri, enstantaneleri var. Sonra yakına gittim, künyesine bir baktım ki plexiglas üzerine çalışılmış bir iş. Evet. Endüstriyel bir boyayla, evet, endüstriyel bir akrilik boyasıyla çalışılmış. Evet. Ve daha sonra da sizi araştırmaya başladım. Biliyorsunuz doktora tezimde de size yer verdim. Çok hoşuma gitti işleriniz ve farklı malzemelerle çalıştığınızı gördüm. İşte dikim, plexiglas gibi malzemelerle işler ürettiniz. Ve kumaşlarla çalıştınız. Yeri geldi kumaşları kendiniz boyadınız. Fakat şunu çok merak ediyorum. Farklı malzemeyle olan temasınız, malzemeyle olan ilişkiniz nasıl başladı? Bu serüveni bana biraz anlatır mısınız? Yani okulda öğrencilik döneminden beri hep malzemeye karşı bir ilgim var zaten. Yani hiçbir zaman geleneksel oturayım yağlı boya yapayım hevesim olmadı açıkçası. Öyle mi? Yani evet. Yani hep aykırı malzemeleri birbiriyle buluşturma. Mesela diyelim işte büyük bir tuvale öğrenci kalemleriyle, kuru kalemlerle yapmak mesela. Ama kuru kalemle yaptığınızda bez dokusu girintili çıkıntılı olduğu için ve kuru malzemeyle yaptığınızda kalem sadece yüksek olan kısımları boyuyor, evet. Çukur olan kısımlar beyaz kalıyor. Dolayısıyla renk yarı yarıya satürasyonu düşüyor. Yani gri görünmeye, hafif grimsi görünmeye başlıyor. Dolayısıyla altına sulu boyayla, tuvalin üzerine sulu boyayla önce resim yapıp üzerine
kuru kalem yapıyordum. Ya da tuval üzerine pastel mesela, kuru pastel. Son derece baş belası olan bir malzemedir. Ama kullanımı çok pratiktir. Elinize aldığınızdan başlarsınız. Yağlı boya da yapıyorum. Yani aslında elim gayet iyidir yağlı boya ama muhakkak. Prosedür o kadar uzun ki onun hazırlanması, temizlenmesi falan açıkçası bana çok zaman kaybı gibi geliyor. Çok daha hızlı malzemelerle çalışmak hoşuma gidiyordu. Dediğim gibi tuval üzerine farklı malzemeler, onun dışında da enstalatif anlamda yani yine bu plexi ve bez resimlere geçmeden önce aslında normalde şeydi, kavramsal sanat diye tanımlayabileceğimiz açık alanlarda ya da okul mekanı içinde bir sürü farklı çalışma da yaptım. Yani yeter ki farklı olsun. Yani dolayısıyla bezle yapma fikri, bezi ilk yaptım bir sergi projesi için istenmişti benden. Dikiş makinesini alıp ilk defa kullanıyorum dikiş makinesini. Kullanmamıştım daha önce. Bir denedim. İkincisinde yani zaten yatkınlığım var. Anında dikebileceğimi gördüm ve durdum ve dedim ben bundan harika şeyler yaparım. Yani o bez o an zaten daha ilk resimde şey yani benim ufkumu açtı. Yani ben oradan bir sürü şey çıkarabileceğimi fark etmiştim zaten. Dolayısıyla ondan yola çıkarak plexi de yani aslında metalle düşünüyordum ben onu. Metale oyulmuş bir şey düşünüyordum ama yani bunun baş edilemez kadar teferruatlı olduğunu görünce evet, plexiye döndüm. Kısacası doğal olarak malzemeye bir yatkınlığım var aslında. Her zaman da bana malzeme çeşitliliği hep cazip gelmiştir. Dolayısıyla şey, bundan sonra da işte yeni projelerimde de resmi bırakıp yine başka malzemelerle bir şey yapacağım. Yani resim olmayan bir şeyler yapacağım mesela. Bu serüveni çok seviyorum açıkçası. Evet, aslında yani malzemenin içine doğmuşsunuz sanatınızla. Yani hani siz bir şeyler aramamışsınız özgün olmak için. Özgünlük size gelmiş aslında bir yerde. Sanırım mizaç yani mesela kesinlikle. Şeyi duymadım ben mesela ekspresif resim doğası gereği bir sanatçı ekspresif olmaya yatkındır. Yani resim öyle gider, bir şeyler elde etmeye başladın, o sürer ve onu terk etmek istemez. Yani realistik çalışan, orada bir şeyler başardığını görünce buna daha çok zaman ayırmaya başlar. Bu gittikçe üzerine yapışır o. Dolayısıyla ekspresif resim yapıp, sonra ben bunu bıraktım, foto gerçekçi resim yapacağım diyen birini görmedim. Evet, foto gerçekçi yapıp da oradan ekspresif resme geçen birini görmedim. Aslında bu doğamızda olan, yapımızda olan bir durum. Yani herkes kendi doğasına uygun bir alanda şey yapıyor. Benim yapımda biraz mühendislik mantığıyla işleyen bir yapım var. Dolayısıyla teknik bir şeyi sorun yaratıp bir mühendis olarak onu çözmek, işte malzeme değişikliği ya da farklı malzemelerle uğraşmanın gerekçesi de böyle bir şey sanırım. Yani ortaya bir sorun çıkarmak, kendi kendime bir sorun çıkarmak ve onun sorunu çözmeyi bir sanat haline getirmek Evet. Çok sevdiğim bir şeydi. Dolayısıyla bu öğrendiğim bir şey mi, kendiliğinden olan bir şey mi bilemem ama bana sanki kendiliğinden olan bir şey gibi geliyor. Bana da şimdi öyle geldi. Gerçekten evet. De daha da hoşuma gitti hatta siz böyle anlatınca serüveniniz. Şimdi ayrı ayrı malzemeler, farklı malzemeler diye konuşuyoruz ya. Tabii ki bu malzemeleri kullanırken şeyi merak ediyorum. Özellikle mi seçiyorsunuz? Mesela özellikle plexiglas mı? Özellikle saten mi? Yani bunlara bir anlam yüklüyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Bunların simgesel bir anlamı var mı? Simgesel anlamı yok. Yani benim için en azından öyle bir karşılığı yok bunların. Nasıl tarif edelim? Yani zor bir şey bu aslında. Ya da gerçekten aradığınız bir etki mi? Yani daha etkili bir şey yaratmak için mi böyle öngörüp tasarlıyorsunuz işlerinizi? Bu bir çeşit nasıl diyebilirim? En yalın haliyle stratejik bir oyun aslında. Yani sanatın kendisi çok komplike bir şey. Yani sanatçı olarak işte diğer sanatçılarla sistemle mücadele ediyorsunuz. Yani orada bir alan açmaya çalışıyorsunuz. Alan açmak için kendinize bir strateji belirlemeniz ve buradan gitmeniz gerekiyor. Evet. Bu bazen işte çok detaylı yaparak, ne kadar yetenekli olduğunuzu göstererek olabilir. Çok hırçın birisi olabilirsiniz ve çok hırçın resimler yaparak gösterebilirsiniz. Yani bir stratejik oyun olması bakımından güçlü olduğunuz alandan ilerliyor. Hatta ben şöyle öğrencilerime de şey tanımlıyordum. Kollarınız güçlüyse boksör, ayaklarınız güçlüyse atlet olursunuz yani. Doğru. Ama ayaklarınız güçlü olup da boksör olmaya kalkarsanız dayak yersiniz. Dolayısıyla kendi yapınızı, bünyenizi şey yapmanız gerekiyor. Anlamanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle sembolik bir anlam aramadan güçlü olmanın koşulları ne? Bu alanda güçlü bir iş üretmenin koşulları ne? Onu sınıyorsunuz ve güçlü olduğunuzu düşündüğünüz alanda yol alıyorsunuz. Yani
bez mesela o ana kadar düşündüm. Ben bezi karşıma aldığımda, bez çalışmaları ilk yaptığımda örnek var mı? Yok. Bunda neler üretilebilir? Bir anda böyle geliyor size yani. Bir anda ilham dediğimiz şey gibi. Yani böyle akıyor o. Yani buradan neler üretebileceğinizi fark ediyorsunuz. Yani bunun sembolik karşılığı var mı? Yok. Sadece bu stratejik olarak oyunu doğru oynamakla ilgili bir şeydi. Ben tabii sizi çok yakından takip ediyorum. Çalışmalarınızın niteliğini biliyorum, içeriğini biliyorum ve background'unu biliyorum. Tabii ki fotoğrafın da sizin hayatınızda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ben 10 yıl önce İzmir'e taşındığımda evet. ve galeri yöneticiliği yaptığım dönemde sık sık böyle İzmir'de yaşayan sanatçılardan sohbetler edilirdi. Ve sizin de Balçova bölgesinde, işte Güzelbahçe bölgesinde çok fotoğraf çektiğiniz, dağ taş dolaşıp evet. fotoğrafladığınız ve bunları belgelediğiniz, biriktirdiğiniz evet. söylenirdi. Hakikaten işlerinizde de o fotoğrafik etkiyi görüyoruz ve fotorealist bir yaklaşımla çalışıyorsunuz. Bu fotorealizme yönelişiniz nasıl oldu? Nasıl başladı? Bir kere aldığımız eğitim, yani okulda aldığımız eğitim bizi biçimliyor. Yani başka bir eğitim alsaydık muhtemelen başka şeyler yapabilirdim. Ama yine fotoğraf tadına, gerçekçi tada yakın bir şey olurdu. Yani dediğim gibi şeyim doğam öyle bir öyle biçimlemeye yatkın bir şeyim var, tarzım var. Fotoğrafik yapma öğrenciliğimde olan bir şey değildi. Yani sonradan geliştirdiğim bir şey o. Mesela sinema benim çok ilgi duyduğum bir alandı. Hep söylüyorum yani evet. eğer şey olmasaydı, biraz sanatlar alanında çalışmasaydım, kameraman bile olsam, sinema alanında arka plan ama yönetmen falan değil, yani senarist değil, teknik ekipte çalışmak isterdim. Bakan göz olmak istiyorsunuz aslında. Evet, yani görmek, kadraj almak, görüntüyü yakalamak, görüntü evet. yönetmeni olmayı çok isterdim mesela. Yani bana da çok yakın gelirdi bu. Daha sonra İşte fotoğraflardan yararlanan, yani teknik bir şey yapıyorum resimlerde, mesela bez ya da plexileri de fotoğraf altyapısını kullanıyorum. Onları Illustrator'da, Adobe Illustrator'da bir filtreden geçiriyorum. Küçük boyama alanları yaratarak aslında bir çeşit şey, yani yoruma dayalı bir resimden çok resmedilebilir bir fotoğraf üretiyorum. Evet. Dolayısıyla bu alanı keşfettikçe, Illustrator'ın olanaklarını keşfettikçe bunu yetkinleştirmeye başladım. Yetkinleştirmeye başladım ama tabii ilk aldığım örnekler internetti. Ve çok amatörce. Şu an düşündüğümüzde aslında profesyonel bir sanatçının, ki o zaman profesyonel olarak düşünmüyordum kendimi açıkçası. Yani şey, yola çıkmış biri gibiydim. Profesyonel bir sanatçının herkesin kullanabileceği o bir internet görüntüsünü alıp kullanması çok mantıklı gelmedi. Yani şey geldi, evet. kötü geldi. Dedim ya bunu kendim çekeyim. Yani güzel bir donanım aldım. Daha sonra şey, çok da şeyimdir yani, aslında çok sosyal bir insan değilim. Birine gidip ya fotoğrafınızı çekmeyi istiyorum demek ya beni böyle şey mahveden bir şeydi. Hatta bazen okulda işte yüzünü çok uygun bulduğum bir arkadaşa gidip söylediğimde, genç arkadaşa, benden korkarak kaçıyordu yani şey. Ya da düzgün teklif edemiyordum herhalde, bilmiyorum yani şey. Ama sonra alıştı insanlar, yani amacımın gerçekten bir model arayışı olduğunu fark ettiler. Kendim çekmeye başladım. Önce doğrudan fotoğraf çekiyordum ama bu yetmedi. Sonra senaryolu fotoğraflar çekmeye başladım. Yani daha çok kaygı duyan insan görüntüleri, ki sanatta hep sevinç çok işlenen bir konu değildir. Yani mesela gülen bir insanı resimlerde çok görmezsiniz, evet, sanat tarihinde. Sanat tarihine baktığınızda evet. daha çok hüzün, evet, melankoli evet, ön plandadır. Evet, aynen öyle. Karamsar bir yapısı vardır evet. sanatın aslında. Karamsarlığı ifade eden bir şeydir. Dolayısıyla kendimce bir senaryo yazıyordum. Küçük bir senaryo. Çalıştığım arkadaşlarım da bunu oynamasını istiyordum. Yani işte bir yerden kaçıyor ya da saklanıyor, gizleniyor. Bunun bütün süreci videoya alıyordum, aynı zamanda fotoğraf çekiyordum. Bazen 6 saat falan sürüyordu bu. Evet. Daha sonra dediğim gibi kendi çektiğim fotoğrafları kullanmaya başladım. O çektiğim videolardan kareler aldım. Yani bu kadraj alma duygusu her zaman çok hoşuma gitmiştir zaten. Gittikçe şeye döndü bu iş. Yani fotoğrafı resme dönüştürmeye döndü. Yani birebir fotoğrafın teknik olarak aktarıldığı resimler yapmaya başladım. O noktaya da geldi ve tamamlandı sonra o. Biraz önce siz ruh hallerinden bahsettiniz ya, ben sizin resimlerinize baktığımda aslında kadın portrelerinizi özellikle iki farklı ve birbirine zıt ruh halini gözlemliyorum. Şimdi birincisi birazcık daha kaygılı, korkulu ve içine kapanık olan tipler, evet. örnekler. Diğeri ise daha kendini teşhir eden, ben ve sen diyen bir bakışa sahip.
kadın tiplemeleri. Sanıyorum biraz da bu kadının toplumdaki yerini, kadın medya ilişkisini de sorguluyorsunuz değil mi bu portrelerde? Bu bence çok iyi yakalamışsın. Yani birinci söylediğin şey doğru. İlk bez resimlerde yaptığım kadın portreleri İstanbul Modern'de olan portrede çöküş filminden bir sahnedir o. Hitler'in son günlerini anlatan bir film o. Orada sekreter rolünde oynayan bayanın portresi. Politik ama çok ön plana çıkmamış filmlerden aldığım ve bir kaygı sorunu yaşayan kadın portreleriydi. Evet. Çok iyi bir tespit o. Bir tanesi mesela o çok gündeme gelmedi. Yani sergilenmeden satıldığı için Ruanda ile ilgili, Ruanda katliamını anlatan çok güzel bir film vardı yine. Oradan işte bir yatılı okuldan son kez babasını arayan bir genç kız portresi, siyahi bir genç kız portresi vardı. Mesela o çok hoşuma giden bir resimdir. Yani böyle bir seri gitti. Bolluk Ülkesi, Wim Wenders'in Bolluk Ülkesi filminden yine bir sahne vardı. Bu bir seriydi. Yani ama burada şimdi böyle çok duygusal olarak bakmıyorum. Yani aslında tekrar söylüyorum. Yani sanat kendinize güç alanı yaratmakla ilgili. Yani bu uygulanmamış bir alan olarak fark ediyorsunuz ve bu alanı diğerlerine ittire ittire kendinizi açıyorsunuz. Yani evet. Dolayısıyla bu portreler belli bir süre sonra, yani şöyle düşününce, yani benden önce çok bunun peşine düşen insanlar olmadığını ama ben yapmaya başladıktan 5-6 yıl sonra inanılmaz sayıda insanın bunun peşinde koştuğunu görüyorum. Bu da iyi bir tercih olduğunu görüyorum. İkincisi, izleyiciyle göz teması olan şeyler. O da bence yine kurnazca kullandığım bir şey. O portrelerin hepsi porno yıldızı. Ama ön plana çıkmış porno yıldızları değil. Evet. Aslında normalde tanınmamış ben, galiba değil mi? Yani çok böyle kurcalarsanız işte şey bulursunuz ama işte magazinel olarak çok ön planda şeyler değil. Ya da ne bileyim işte porno filmlerde oynayanlar değil, porno fotoğraf veren. Aslında bir kadın. Anlamda da onları yıldızlaştırıyorsunuz. Ya zaten onlar özneniz haline getirerek. Zaten yıldızlar aslında, yani milyonlarca takipçisi olduğundan eminim. Yani ben kadının portresini kullanan aslında o geri kalan çırılçıplak görünüyor. Evet. İnternette açtığınızda çırılçıplak bir kadınla görüyorsunuz. Kısacası onlar göğüs ucu bile görünmeyecek şekilde aldığınızda ve bunun portresini yaptığınızda çok sıradan evlere porno yıldızların resimlerini sokuyorsunuz, portrelerini evet. sokuyorsunuz. Bu da çok şey, aslında gizli bir anarşizm yani. Evet, geri kalanını görseler belki evlerine sokmayacaklar o şeyi, fotoğrafı, ama portreye dönüştüğünde o göz teması, aslında bakışın kendisi çok pornografik. Evet, çünkü yani, ben ve sen diyen, aynen, yani tamamen aynen. kendini teşhir eden bir kadın aynen, bakışı var aynen, orada. Aynen, aynen. Karşısındakiyle iletişim aynen, kuran, aynen. onu işte tavlamaya, ona aynen. hakim olmaya çalışan. Bedene ihtiyaç kalmıyor. Evet, bakışın kesinlikle kendisi gözleriyle de, tavlıyor. Aynen. O bir seri, diğeri de şey, kendi genç senaryolu olarak ağırlıklı olarak okuldaki öğrencilerden çektiğim şeyler. Hı hı. Portre serileri var. Yani bu üç seri var. Şimdi peki hiçbir modeliniz oldu mu? Yani birebir çalıştığınız. Böyle sanat tarihini ben şimdi çok anlatıyorum izleyicilerime, öğrencilerime. Hep böyle bir bildiğimiz sanatçı ve model ilişkisi vardır ya. Hani bazı sanatçılar bir modele takılmış, yıllarca onu resmetmiştir. Ama sizde bunu rastlamıyoruz galiba değil mi? Kariyerinize baktığınızda. Yani şöyle... Model, mesela Kardelen diye çok sevdiğim, yani ya inanılmaz iyi poz veren, çok iyi çalışan, iyi rol yapabilen ve bir kerecik o kadar uzun çalışma saatine rağmen bir kerecik gerçi olmayan ve yani 5-6 kere onunla çalıştım. Yani ama profesyonel modelim hayır, bana sadece yardımcı oldu. Yani şey, hiçbir zaman beni kırmadı, ne zaman istesem bana yardımcı oldu. Ama diğerleri mesela bir iki kere çalıştığım ama çoğunlukla bir kez sadece fotoğrafını çekip sonra hiç çalışmadım. Arkadaşlar da oldu açıkçası. Ya da mesela bir yere gittik, hatırlamıyorum şimdi neresiydi. Bir kız çocuğu geldi karşıma. Evet. Ama böyle ya film karakteri gibi çocuk. O, yani yüzünde var o. Yani bazen soruyorlar, bu değil de bu niye? Hı-hı. Yani niye herkes değil de illa bu? Bakışında bir hikaye olması gerekiyor ya da yüzünde bir hikaye olması gerekiyor. Mesela bir sarma gibi bir şey yiyordu. O kadar zarif yiyor, küçücük bir çocuk ama gizemedi, onu da söyleyeyim. O kadar karakteristik ki, bir de kız kardeşi var. İnanılmaz güzel bir çocuk o, yani o da. O mesela çok alındı onu yapmadığım için. Yani niye o gizemi yaptım da onu yapmadım diye. Ama
Benim aradığım o şey işte. O filmlere oturabilecek bir ifade. Yani her kişide olmuyor. Hem ifade hem de yüzde böyle bir karakteristik bir özellik arıyor musunuz? Tabii ki arıyorum. Yani tabii. O ifadeyle beraber yüzde bir karakter, bir karakteristik özellik mutlaka olması lazım. Çünkü önce siz aşık oluyorsunuz. Yani o hissediyorsunuz onu. Şey tabii ki öyle bir şey arıyorum. Yani bir sizi çarpması lazım çünkü bence sizin seçmeniz için. Çok bir şey söyleyemem. Yani çok derin etkilenerek yaptığımı söyleyemem. Yani o hiç öyle bir işiniz oldu mu peki? Oldu aslında. Yani evimde hiç kimse bilmez. Çok soğuk bir resimdi. Hangi işinizde hocam? Yani buz gibi bir resimdir o. Böyle kriket oynayan yaşlı bir adam vardır. Kriket de değil. Yani bir şey var onun. Tersine vurarak oynanılan bir işin adını hatırlamıyorum. Mesela yaşlı eğilmiş. Mesela bayılırım o resmi. Yani böyle dönem dönem yani yapıyorsun. Yaptığınızda böyle elinizin yetenekli olduğunu fark ediyorsun. Yapmazsanız kendi yaptığınızda bazen diğer sanatçı arkadaşlar oluyor mu bilmiyorum. Yani yeteneğinizi unutuyorsunuz mesela. Ben mi yaptım bunu ya gerçekten? Hmm. Mesela bakıyorum ne kadar güzel yapmış yapan falan diyorum ben bazen. Ama birine gösterdiğinde mesela hiç o şeyi hissetmiyor. Ya benim hissettiğim şeyi hissettiğini zannettim. Buz gibi bir resimdir. Yani çok soğuk, hareketsiz bir resim. O resmi mesela çok severim. Çok hoşuma gider o yani. Ama onu sanıyorum hiç medyaya çıkarmadınız. Yok. Sergilemeye çıktı mı hiç bir galeride ya da bir yerde? Yani sergilendi ama çok çok önce pastel bir resimdir o da. Yani tuval üzerine pastel ve yazılı. Yani bir dönem yine şeylerden, medyadan aldım. Yani dergilerden, özellikle de Smithsonian Enstitüsü'nün bir dergisi var. Enteresan bir şekilde Alsancak'ta bir eski kitapçıda buldum bu dergileri ben. Fotoğraf kalitesi ve netliği tam bana uygun. Oradan sayfanın tamamını alıyordum ya da o resmi açıklayacak kadar bir yazı da alıyordum. Yani yazı ve resim bir arada yapılıyordu. Yani baktığınız şeyin neyle ilişkili olduğunu o yazıdan anlıyordunuz. Yazı, resmi, resim yazıyı anlatıyordu. O dönemi de çok severim mesela, çok hoşuma gider. Ben biliyorum ki tabii siz doğa aşığı bir insansınız. Ya, çok severim doğayı. Çekimimizden önce de biraz kısacık konuşmuştuk. Tabii benim de sizinle duyduğum, sizinle ilgili duyduğum şeyler hep işte fotoğraf çekmenizi biraz önce gündeme getirdim. Bu işte doğadan bazı etütleri, kadrajları aktarıyorsunuz suallerinize. Bu ölü bir kuş oluyor, kesik bir kurbanlık koyunun başı oluyor, koçun başı oluyor. Bunlar size nasıl bir etki bırakıyor? Yani bu bir aslında haykırış mı? Doğaya yapılanlara karşı bir haykırış mı? Yoksa sadece bırakmak istediğiniz bir etki mi? Yok yani doğada olmak yani gerçekten şey, çok hoşuma giden bir şey. Yani 16 yaşında bir oğlum var ve ya o da bir, aynı duygular içinde ve genellikle keşif yapmaya gidiyoruz onunla mesela. Ne baba, kadar güzel. Baba oğul olarak mesela arabayı atlıyoruz. Bir yerde bırakıyoruz arabayı ya da arabayla hiç bilmedi buraya sap diyoruz anında bir sapıyoruz başka nereye giderse o. Bazen arabayı bırakarak yürüyerek keşfettiğimiz şeyler var, yerler var. Bu bize yetmiyor. Yakın zamanda mesela şeye gittik. Dedi ki hani arabeleri var Kars'ta. Evet. Ermeni sınırında. Bahsediyor ben anladım oraya gitmek istiyor. Ve şey yaptık karar verdik buradan yola çıktık. Türkiye'nin öbür ucuna hani arabelerini görmeye gittik ama Karadeniz'den. Yani her gün bir şehirde. Bir otelde kalarak, programımız oydu, o bölgede o gün dolaşabileceğimiz en güzel yerler neresiyse oraları dolaşarak Türkiye'nin öbür ucuna gittik, geldik. Bu sadece bir yolculuk değil, yani keşfetmek, doğa da öyle. Yani gidiyorsunuz ve bir daha aynı şeyi 3 ay sonra gidin başka bir şey, mevsim farklıysa başka bir şey. Yani dönüşen bir şey, aynı yere defalarca gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok seviyorum ama doğa böyle sadece içinde olmayı sevdiğim bir şey. Yani bunu resme dönüştürdüğümde tekrar tekrar söylüyorum. Sanat profesyonel bir iş. Yani bir basketbolcu nasıl profesyonel oynarsa, bir futbolcu nasıl profesyonelce oynarsa böyle duygusal olarak yaklaştığınızda arızalar çıkar. Yani doğayı profesyonelce takdim etmenin şeyini arıyorum ama içsel böyle coşkuyla falan yaptım yok. Ya da beni büyüleyen böyle bir doğa parçasını alayım da yapayım diye bir şey yok. Resme yakışır mı yakışmaz mı? Yani o benim için önemli. Yani resim yapılabilir mi, yapılamaz mı? Mesela o kadar insanların gitmediği yerlere gidiyoruz ama çok sevdiğim resimlerden bir tanesi İzmir'deki Doğa Park, Hayvanat Bahçesi'nden orada çektiğim bir şeydir. Bahçe görüntüsüdür mesela. Herkesin gördüğü bir yerdir. Ama o kadar güzel bir resim kadrajı veriyor, resim o kadar iyi oturuyor ki dağ başında bir yer değil de orası olabiliyor. Ya da şehir içinde bir yer, kaldırımın kenarındaki bir bitki de olabilir. Çok sorun aslında değil. Aslında anlık rastladığınız, rastlantısal etkilerle sizde iz bırakan şeyler, arayıp bulduğunuz şeyler değil aslında. Az önce portrelerle ilgili konuştuk. Yani her portre olmuyor. Evet.
istediği kadar güzel olsun bu doğa resmi resime dönüşmeyebilir. Müthiş coşkuyla içinde bulunduğunuz bir doğa olabilir ama resmi yapılamaz. Yani yapılamaz derken yapılmaya uygun değildir. O etkiye izin vermez. Ama siz hiç olmadı. Siz onu tercih etmiyorsunuz. Aynen. Aslında sizin aradığınız etkiyi size vermiyor. Aynen. Çünkü aynen. Hani sanat eseriyle sanatçı bir etkileşim içerisindedir ya. Aynen. Aynen. Sonuçta ikiniz bir birliktelikle yürüyorsunuz. Onu nerede yakalayacağını hiç bilemiyorsun. Evet. Yani her tarafı bulmak için araba olmuyor ama bir an böyle arabayla geçerken gördüğünüz bir yer de olabiliyor. Yani dedim ki bunu sürekli yapmaktan kaynaklı şey yaptınız. Kolayca yakalayabildiğiniz bir şey oluyor. Bir ara mesela bir örnek vereyim. Profesyonellikle ilgili bir şey. Bir basket maçına gitmiştim. Milli maçtı galiba tam hatırlamıyorum. İzmir'de yapılıyordu. İtay Türkoğlu'ydu galiba değil mi? O basket oldu yanılıyorum evet. Yanlış söylemeyeyim ismini. Orada ciddi bir maç yapılıyor. O iki arkadaş böyle telefonla bakıp hiç maça bile bakmıyorlar. Şey yapıyorlar. Kikir gülüyorlar. Yani böyle maç ya bir an şey dedim ya bu yadırganmalı mı? Takdir mi edilmeli? Yani çok sorun etmedim çünkü adam yüzlerce kez maç açıyor. Bir maç nasıl yapılır ve sonuç nedir biliyor. Yani evet, kanka, aslında merakla maçı izlemesine gerek yok. Evet, merakla kedini maça vermesine gerek yok. Görüyor zaten sonunu. Aynen, yani, gidişinden sonunu görüyor. Aynen. Yani profesyonellik öyle bir şey. Aslında böyle kendinizden geçtiğiniz, büyülendiğiniz bir şey değildir. Hani bunu sanatçı ne için yapmış? Sanatçı bunu ne hissetmiş yapmış? Yani bütün eserlerin, mesela bana da gelen bir soru bu devamlı. Bütün eserlerin bir anlamı olsun istiyor izleyici. İşte künyesinde bir şey yazsın istiyor ya. Bir açıklaması olsun, kendini anlatsın, konuşsun istiyor. Aslında bu dediğiniz şey çok önemli ve çok gerekli bir şey söylediniz. Aslında bu profesyonel bir iş ve sanatçı ile tuvali arasında ille bir şey anlatmak zorunda da değil. Çok büyük bir etkiyi de anlatabilir. Dediğin iyi bir nokta Semra. Yani şöyle işte burada şunları koymamın nedeni biraz bunlar. Şimdi bunlar bir amaçla yapıldı. Evet. Mesela şu benim çok hoşuma gider. Yani bir çeşit aslında bir şey. Heykel gibidir. Evet. Ama kimse bunun işlevinin ne olduğunu ben biliyorum. Ürettim ve işlevinden kaynaklı estetik bir form aldı. Ya yani yapıt da bunun gibidir. Aslında hı hı. Benim için bunu oluşturma şekli başka bir şey. Senin bunu algıladığın şekil, sana ulaşan evet. Şekil başka bir şey. Dolayısıyla tabii ki sanatçı işte bu formun ortaya çıkabilmesi için benim bir amacımın olması lazım. Yani tabii bunu rastgele üretemem. Amacım bunu oluşturuyor. Şimdi benim bir amacım var ama bunun seyirciyle bazen ilgisi olmayabilir. O ifadenin, o anlamın ona ulaşmasına gerek yok. Benim derdim bu formu üretmek. O üretildikten sonra seyirci onu başka bir kategoride benim ürettiğimin dışında bir algıyla algılayabiliyor. Kesinlikle. Orada bence hiçbir sorun yok. Şöyle açıklayabilirim aslında profesyonel sanatçılığı. Yani sanatçı normalde yani sanat dediğimiz şey bir dildir. Yani yazar yazıyla uğraşır. Yani ressam resimle uğraşır. Ne bileyim bir yönetmen filmiyle uğraşır. Burada iki kategori var. Kendi işi olarak dille uğraşan sanatçı bir de şeye karşı izleyicisine karşı seyircisine karşı sorumlu olan sanatçı. Seyirci konuyla ilgilenir. Sanatçıysa dille ilgilenir. Ama dil çoğu zaman izleyiciye ulaşmaz. O konuyla ilgilendiği için iyi bir izleyici olman, evet. Bilgili olman gerekir o dille ilgili şeylere evet, yakalayıp. Evet, resme bakarken aslında bir takım donanım ve birikim olunca daha net anlaşılabiliyor. Evet, yani izleyici olarak o ya da okuyarak, bilgilenerek buna ulaşabilirsin. Dolayısıyla aslında sanatçı profesyonel olarak dilini geliştirmeye çalışır. Yazar olarak dilin olanaklarıyla uğraşır. Evet, anlatım, çok doğru söylüyorsun. Anlatım sadece izleyici için kullandığı bir ara yoldur yani. Ama o şeyin çıkabilmesi, o dille uğraşabilmesi için anlatıma ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bende de öyle. Yani ben aslında resmin dil olanaklarıyla uğraşıyorum. Ama bir portre yapmam gerekiyor bunun için. Portre kısmı izleyiciye uğraşıyor. Portre benim için çok önemli değil. Oradaki teknik şey benim için önemli. Evet, kesinlikle. Onu boyutlandırabilme, işte materyalin gücünü sınayabilme. O teknikle baş edebilme, aynen, o serüveni aynen, yaşamak aynen, aslında aynen. Sizi mutlu eden, aynen, heyecanlı kılan aynen. Şey. Peki pandemi nasıl geçti? Bu süreçte neler yapıyorsunuz? Malzeme olarak farklı bir yönelişiniz, konu olarak farklı bir arayışınız oldu mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Pandemiden önce zaten ben kişisel pandemime girmiştim. Yani yaptığım resimle ilgili süreci tamamladım. Yani 4 yıl kadar önce tamamladım. Yani üretmedim ondan sonra, yapmadım. Atölyemi de dağıttım. Asistanlarım vardı. Onlarla da yollarımızı ayırdık ve başka bir şey yapmaya karar vermiştim. Dolayısıyla içine kapandım. Yani tüm o sanatın akışkan halinden uzak durdum açıkçası. Yani hiçbir galeriyle temasım olmadı, koleksiyonerle temasım olmadı. Mümkün olduğunca yalıtmıştım kendimi. Kısacası pandeminin bize
getirdiği o şey, ruh halini... Çok öncesinden yaşamıştım. Başlamıştım tabii, yani şaka bir tarafa pandeminin zorunlu olarak insanın kendini bir yere kapatmasıyla başkasının kapatması arasında çok ciddi bir ruh hali farkı var. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla yaptırım olarak biri sizi kapattığınızda ciddi karamsarlaşıyorsunuz. Yani ama benim yaptığım işe bunun etkisi ne olabilir? Yani şey olabilir, yani atölyeye gelip gitmeme kısıtlama geldiğinde bir sorun olabilir. Ama onun dışında ruh hali olarak başka bir evrede olduğum için çok etkilediğini söyleyemem. Akışımı çok bozmadı. Zaten bir galeriyle çalışmadığım için yetiştirme telaşım yoktu. Yeni yapacağım şey için, düşünmek için bana çok ciddi şey verdi. Zaman verdi bu açıkçası. İşimi yetkinleştirmek için zaman kazanmış oldum. Çünkü çok, evet. Onun dışında yani çok ağır bir pandemi şeyi, psikolojisi yaşadığımı söyleyemem açıkçası. Hocam ne mutlu size, çünkü dünya gerçekten baş etmeye çalışıyor ve insanlar bu dönemde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Evet. Biraz daha içe dönüş yaşanıyor ve sanata da ilgi arttı tabii bugünlerde. Birazcık daha insanlar ilgi alanlarını çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Daha online sergiler gündemde, daha online sanat okumaları, sanat dersleri gündemde. Biraz çaresizliğin getir. Ya evet. Ben de işte Instagram elimde müze dolaşıyorum yani şey. Evet. Başka bir yere gitme şansınız olmadığı için. İşte ama aslında bir bakıma insan kendini ve yeni ilgi alanlarında keşfediyor aslında böyle zorlu durumlarda. Nefes alanı açmaya çalışıyoruz. Yani başka türlü nasıl direnebileceksin ki? Yani ama bu süreç zor bir süreç. Yani evet. Moral olarak etkilenmedim demek mümkün değil. Mümkün değil. Bence de. Yani. Ben de öyle. Mümkün değil. Kendi adıma konuşmak gerekirse beni mümkün de çok etkiledi tabii ki bu süreç. Evet. Sevgili hocam, biraz böyle ritme arttırmak için, sizi daha detaylı tanıyabilmek için size böyle tek kelimeyle cevap vereceğiniz keyifli sorular hazırladım. Tamam. Bir bakalım mı beraber? Tamam, bakalım. Şimdi Ramazan Bayrakoğlu acaba hangisini tercih eder? Dinlemek mi, konuşmak mı desem, bana önce ne cevap verirsiniz? Dinlemek. Dinlemek. Ben de öyle düşünmüştüm. Size daha uygun. Peki dağınık mı yoksa düzenli mi bir ortamda üretmeyi tercih edersiniz? Kesinlikle düzenli. Peki okumak mı, izlemek mi desem? Her ikisi de. Ben de öyle düşünmüştüm sizin gibi. Okumaya bayılırım yani açıkçası. Kesinlikle. Zaten izlemek de işlerinizle çok alakalı olduğu için sinema. Ben de öyle cevap vereceğinizi düşünmüştüm. Peki koşmak mı, yürümek mi diye sorsam? Yürümek. Peki kalabalık mı, sakin ve huzurlu bir ortam mı? Yani huzurlu bir ortam ama yalnız değil. Yalnız değil. Evet. Az bir kalabalık, küçük bir grup diyorsunuz. Ya tek başına kal, yani tek başına kalmak hoş bir şey değil. Ama kalabalığın bunaltıcılığı da iyi bir şey değil. Yani iki arada bir derde bilemiyorum. Peki uyumak mı, yemek yemek mi diye sorsam? Uyumayı hiç sevmem yani şey. Yemek yemek. Yemek yemek ve çalışmak dersiniz bence siz. Ya evet, çalışmak, çalışmak şiir gibi bir şey benim için. Ne yani, güzel söylediniz. Hiç yorulmasam yani 24 saat çalışıyorum. Günde kaç saat çalışıyorsunuz hocam? Ya şu aralar hedefli bir şeyim olmadığı için çalışmıyorum ama mesela bir iş için 52 saat aralıksız hiç uyumadan çalıştığımı biliyorum. Ne güzel, ne mutlu. 2 gün aralıksız şey yaptım. İşte hiç uyumadan. İşte bir insanın aslında yaptığı işi çok sevmesinden kaynaklanan bir şey. Bu marazi bir şey. Yani sevgi de var içinde ama çok marazi de bir şey. Yani böyle hayata dayanmanın, katlanmanın bir yolu olarak. Yani çalışmak şey, beni kurtarıyor onu söyleyeyim yani. depresyona giriyorum çalışmaya. Çalışmazsam depresyona, çok ciddi depresyona giriyorum. Anladım. Çok mutsuz oluyorum yani. Peki, çay mı kahve mi diye sorsam kahve. Hangisini tercih edersiniz? Kahve kesinlikle. Kahve. Ve o kahvenin böyle hakim kokusu vardır mekana. Herhalde onunla beraber çalışmak daha da bir keyifli şöyle, oluyor. Şöyle atölye, değil mi? Bu atölye mesela işte ahşapla çalıştığım için toz oluyor. Yani sabah ilk yaptığım şey bir saat kadar temizliyorum, masaya ayağımı uzatıyorum ve bir kahve içiyorum. En güzel an o. Ne kadar güzel. Tabii o kahvenin hani kendisi güzel, içimi güzel, bir de kokusu muhteşem. Ve işte resim yaparken de çok güzel gidiyor. Vallahi çok iyi bir ikili oluyor bence. Bir yerde yani okumuştum yani şey 3 ya da 5 galiba tam hatırlamıyorum ama dünyanın en güzel, bütün dünyada en güzel koku olarak kabul edilen şeylerden bir tanesi kahve, bir tanesi ekmek. Diğerlerini hatırlamıyorum ama bu ikisini hatırlıyorum. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusu, evet, ve yeni öğütülmüş kahve kokusu. Yani evet, herkesin hemfikir olduğu kokulardan bir tanesi. Gerçekten kimse hayır diyemez herhalde. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bana atölyenizin kapılarını açtınız. Beni çok mutlu ettiniz. Çok güzel şeyler paylaştınız ben ve izleyicilerim için.
Benim için keyifti asıl. Burada olmak çok büyük bir onurdu benim için. Sizinle beraber olmak ve bu güzel sohbeti gerçekleştirmek. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Benim için keyif oldu yani. Çok büyük keyif oldu hatta. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki videoda bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, sağlık ve sanatla kalın.